Şimdi İslam dünyasında bu lafız mana tartışması yapılmış mı? Yapılmış. Ha Mustafa Hoca'nın dediği gibi mi? Bakın yaklaşık olarak işte bir şeyler söylemeye çalışacağım. Kendi fikirlerim değil. Yani mümkün olduğunca bildiklerim üzerinden objektif olmaya çalışarak anlatacağım. Şimdi İslam geleneğini böyle, bakın İslam geleneği derken yani İslam düşünce geleneğini kastediyoruz. Yani İslam inancı başka bir şey. İslam düşüncesi başka bir şey. İslam inancı tartışmaya açık bir şey değildir. İslam inancı konuşulacak bir şey de değildir. Yani inanç konuşulacak bir şey değildir yani. Bu Yahudi inancı da olabilir, Hristiyan inancı da olabilir. Hatta benim Hakan abiye inanmam, Hasan abinin işte bu işi yapabileceğine inanmam da böyle bir şeydir. Yani bu inanç alanı, Yunancası pistis, ya bu zaten düşünceye gelecek bir şey değil ya. Dolayısıyla biz ağzımızı açıp da diyalojik denilen, yani dilde ifade ettiğimiz şeyler, ya bu böyledir, böyleyse böyledir filan gibi şeyler, düşünceye ait şeylerdir. İslam uleması, bu işi hakkıyla yapanlar şunu fark ederler, bak. İslam düşüncesi içerisinde, yani bu işi düşünceye çektiğinizde yaptığınız şeyler zahirde sizi tekfire götürebilir ama o gerçekte kimse kimseye sen bak İslam'dan çıktın, kafir oldun anlamında söylemezler onu. Yani Allah'a iman, Resul'e iman, ahiret biliyorsunuz yani bir şeyi vardır bunun. Meleklere iman, kitaplara iman. Şimdi buna iman ettikten sonra sen Müslümansın. Ama bunların mahiyetiyle ilgili sorgulama yaptığında İslam düşüncesine çekilir. Dolayısıyla İslam düşüncesi, İslam inancından ayrılır. İslam inancı tartışılmaz. Tartışan da olmamıştır yani. Ama bunların mahiyeti tartışılır. Yani Allah'a iman ederiz ama nasıl bir Allah'a iman ediyoruz? İşte meleğe iman ederiz ama nasıl bir meleğe iman ediyoruz? Bu melek mesela kelime üzerinden melekeye de gidebilir. Arapça malum ikisi de. Meleke, yani melek dediğimiz aslında işte bir melekedir, bir istidattır. Yani bir yetidir. Bir işte gizillik deniyor, gücüllük deniyor Türkçe'de bunlara. Meleke böyle bir şeydir dediğinizde imani bir tasarrufta bulunmuş olmuyorsunuz. Düşünsel bir tasarrufta bulunmuş oluyorsunuz. Melek şudur budur diyorsunuz. Ha bir başkası da çıkar der ki ya melek hayır arkadaşım öyle bir şey değil. Yani bir yeti, bir yetenek, bir potansiyel, bir bilkuvve hali filan değil. Melek bildiğin kanatlı manatlı filan işte o karikatürlerde ya da çizgi filmlerde ya da erken dönemde yakaladığımız o resme gelen bir şey yani tasvire gelen bir resim vardır. Melek budur dersen o da olur yani bu da bir düşüncedir. Sonuçta meleğe iman edersiniz ya da peygamber. Ha peygamber nasıl? Bakın eğer böyle analitik bir şeyle, kaygıyla Yahudi metnini yani Tevrat'ı okursanız baştan sona böyle incelerseniz mesela Tevrat'ta Tevrat'taki peygamberlerin, hani bu Risalet meselesi için söylüyorum. Tevrat, İslam dünyasındaki gibi peygamberler olmadığını anlarsınız. Yani bizde mesela Risalet, biz direkt Hazreti Muhammed mesela gözümüzün önüne gelir. Ve işte nedir hani gelenekte çok işte ismet vardır, fetanet vardır filan değil mi özellikleri? Masumdur, çok zekidir, şudur budur filan. İşte hatta yüz özelliklerine kadar çok çirkin olmaz, yara bere taşımaz filan gibi bir de söyleniyor yani. En sonunda da illaki hem insan hem de insan üstüdür. Yani elbette ki herkes bilir kul ene beşerun mislukum. Ben işte de ki ben sizin gibi bir insanım, sizin misliniz gibi. Ama klasik anlatıyı, klasik İslam görüşünü kastederek söylüyorum. E sen nasıl benim gibi insansın? Ben Allah'la diyaloğa geçemiyorum. Ya sen geçiyorsun. E şimdi ben de senin gibi bir insanım. Kesinlikle benim gibi bir insan değilsin. Çok açık yani. Hani şey değil yani bu. Einstein da insan ama benim gibi değil. Benden daha zeki bir insan. Ben onu anlayabilirim ama peygamber İslam geleneğinde böyle değil ki. Yani Einstein gibi değil. O yüzden mesela peygamberlik kazanılmış mıdır yoksa peygamber olarak mı doğar diye tartışma vardır. Mesela gelenek hakim görüş peygamber kazanılmış bir şey değildir. Yani bir insan ne bileyim işte çok üstün özellikler gösterdiği, çok ahlaklı olduğu zaman peygamber olmaz. Peygamber olarak gelir. O yüzden nasıl benim gibi bir insansın ki? Ben size şöyle desem mesela ben de sizin gibi bir insanım ama uçabiliyorum. Nasıl benim gibi insansın? İnsanlar uçamıyor. Ben de sizin gibi bir insanım ama deniz altında da su altında da nefes alabiliyorum. Ama ben de sizin gibi bir insanım. Deriz ki ya böyle değil yani. Şimdi
bizdeki peygamber böyle bir şey. O kurum olarak böyle bir şey. Ama mesela Yahudilerde öyle değildir. Yahudilerde o nebiler hiç de böyle bizdeki peygamber gibi değildir yani. Gayet sıradan insanlardır. Hakikaten öyledir. Yani tasvir olarak bile bambaşkadır. Demek istediğim, peygambere iman edersiniz de peygamberin mahiyetini sorgulamaya başladığınızda bu düşünsel bir şeydir. Düşünsel bir etkinliktir. Ve o temelde imani bir mesele değildir. Ama taraflar birbirlerine kızıp bunu imani bir mesele haline getirirler. Demek istediğim şu, yani buraya şimdi yazacağım şeyler, sizin zaten bildiğiniz şeyler, ben toparlamaya çalışacağım sadece. İslam düşüncesine ait şeyler, İslam inancına ait şeyler değil ya. Nedir işte, klasik, üçe ayırırsak biri kelamdır. İslam'ın ilk düşünsel etkinliği bizde kelam olarak geçen şeydir. Yani gaybın şahide kıyası. İtikadi meseleler. Yani Allah nedir, nasıldır? Yaratma nedir, nasıldır? Melek nedir, nasıldır filan? Bunlar arasındaki ilişkinin mahiyeti nedir? Nasıl olur? Yukarıdan aşağı, sağdan sola filan. Bu aşağı yukarı İslam geleneği dediğimizde de kelamı kastederiz. İslam düşüncesi dediğimizde kelamı kastederiz. Ya aklınıza gelen 10 ismin 9'u bu alanın içindedir. Ya bu kendi şey de vardır, fıkıh. Hani bunu daha evvel söylemiştim burada. Yani itikadi bir mesele ise ona kelam denir. İçtimai bir mesele ise ona fıkıh denir. Usul, yöntem, her şey aynıdır. Kelam ne yapar? Her hareketini, her düşünsel etkinliğini Kur'an'dan hareket çıkartır. Bunu burada çok söylemiştim, hatırlıyorum ya. Her düşünsel etkinliğini Kur'an'dan alır. Bakın hadisten ya da sünnetten değil, Kur'an'dan alır. Kelam da bir metodoloji olarak hadis kullanılmaz. Hiçbir kelamcı ana mevzularını anlatırken hadis kullanmaz. Ama hadisleri örnek getirir. Çünkü hadislerde doğru olmama, o şazlık, sikalık meseleleri biliyorsunuz, doğru olmama ihtimalleri vardır. Ama Kur'an'ın İşte 6236 mı ayet? 6236 ayetin birebir aynı olduğunu ve değişmeyeceğini, Allah'ın da bunu koruduğunu, İslam'ın temel meselesinin de Kur'an olduğuna inanılır. Dolayısıyla kesindir bir kelamcı gözünde. Öyleyse her düşünsel faaliyet Kur'an'dan başlar. Hep Kur'an'dan deliller getirirler. Sonra onu çoğaltmak için, süslemek için, ikna kabiliyetini arttırmak için, bak zaten Resulullah da böyle demişti derler. Hareket noktasını bizatihi Kur'an'dan alır. Sonra ta oralara girmeyeceğim, alanımız değil. Sonra işte sünnet bu işin içine girer, hadis bu işin içine girer. Ve biz İslam uleması diye düşünelim, hepsi bu alanın içindedir. Yani hareketini Kur'an'dan alan, onun soyutlama isteyen tarafını kelamda yapan, somutlama isteyen tarafını günlük hayatında fıkıh alanı içinde yapan. Dediğim gibi ikisi aynı ilimdir aslında. O yüzden daha önce söylemiştim yani iki tane İslam ilmi vardır. Kur'an, kelam ve fıkıh. Üçüncü bir İslam ilmi yoktu yani. Hem fıkıh hem kelam birebir aynı metotları uygular. Dolayısıyla fıkıhçı da Kur'an'dan başlar. Bütün fıkıhçılar Kur'an'dan başlar. Yani kendi aralarında çok şiddet tartışmalar yaşamışlardır. Diyelim Malik Ebu Hanife ya da Şafii Ebu Hanife arasında. Ya Ahmet bin Hanbel'i ben saymıyorum yani bu üçünün arasında ya da bunun gibi sayabileceğim başkalarının arasında Ahmet bin Hanbel'i saymıyorum. Ben tamamen siyasi olduğunu düşünüyorum Ahmet bin Hanbel'in dördüncü bir mezhep olarak görülmesini. Bence o kapasitede bir tartışmanın içine girmemiş hiçbir zaman. Ama bu fıkıh, fakihler ya da kelamı işte ikiye bölsek kelamı yani işte bir tarafa ehli sünnet, bir tarafa işte mutezile düşecek. Sonra Şia katılacak ona filan. Bunların düşünsel biçimi bile bir aynıdır. Kaynak Kur'an'dan, Kur'an'dan hareketle gider, döner, bir daha Kur'an'a gelir, varır. İşte gaybın şahide kıyası mesela, kelamın klasik ifadesidir. Yani gaybi olan bir şeyi, şahitli olan bir şey üzerinden yakalamak. Yani biz insanlar şöyle şöyle yaparsak, Allah haydi haydi böyle yapar. Kadı Abdülcabbar mesela, mutezili, der ki işte, her eylem bir iyiye yönelik eylemdir. Yani biz buraya geldiysek mutlaka bir iyi gördüğümüz için geldik. İnsan böyleyse Allah haydi haydi böyledir. Allah'ın da yapması iyidir. Demek ki varlık iyidir filan diye. Böyle gayb-ı şahide kıyasından kasıt budur. Aynı kıyası siz şarapla bira arasında yaparsanız fıkıh olur.
birebir aynı metodolojidir yani. Şimdi ilk 200 yılda İslam dünyasında tamamen kelam vardı. Yani burada da Resulullah ve Resulullah'tan sonraki 70-80 yılı saymıyoruz. Çünkü Resulullah Aleyhisselam'ın olduğu yerde ilim yoktu. Bu da çok klasik bir şeydir. Yani birinci sınıfta öğretirler ilahiyatta filan. İslam'da ilimler ilk 100 yılda yoktu. Hani şöyle çok amiyane bir ifade vardır. Hani peygamberin mezhebi mi vardı arkadaş filan diye. Bunlar doğru cümleler değil tabii yani. Düşünülmemiş cümleler. Peygamber zamanında mesela Hamidullah Hoca'nın bir kitabı vardı bunun üzerine. Otorite oydu. O otorite olduğundan insanlar gider ona sorardı. Şöyle mi yapayım ya Resulallah, böyle mi yapayım ya Resulallah. Dolayısıyla bir tasnif, bunu burada konuştuğumuzu hatırlıyorum yine. Bir tasnif, bir analiz, bir genelleme, bir tümelleme gibi faaliyetler yoktu. Yani şu demektir ki sahabe döneminde tek bir tane bulamazsınız ki o sahabe işte hani iman nedir diye onu teorize etsin. Böyle bir tanım bulun mesela. Resulullah zamanında, sahabe zamanında iman nedir? İslam nedir? Küfür nedir? Mümin kime denir? Münafık kime denir? Fısk nedir? Fasık kime denir? Şirk nedir? Müşrik kime denir? Bunların analizleri yoktur. Siz bunları onların şifaen kullandığını görürsünüz. Yani örneklerini vermiştim yine burada hatırlıyorum. Tekrar oluyor biraz. İşte Hanzala münafık oldu. Hanzala münafık oldu diye gidiyor. Yolda Hazreti Ebu Bekir'i görüyor. Ne oldu? Ben münafık oldum. Niye? Ya ben Resulullah'ın yanında Allah ve Resulü'nden başka bir şey düşünmüyorum. Ama onun evime gidince işte dünya hayatı filan o başlıyor. Koyunlar bilmem neler, çoluk çocuk derdi. Diyor, haklısın. Ben de böyleyim. Ben de münafık oldum. Şimdi bunlar gidiyorlar Resulullah. Biz ikimiz münafık olduk filan. Resulullah da biliyorsunuz cevabını. Ya siz diyor bütün 24 saatinizi benim yanımda geçirdiğiniz gibi geçirseydiniz üzerinize sekinet inerdi. Ya bu normal diyor. Şimdi sizce burada Hanzala ya da Hazreti Ebubekir yani bir nifak tanımı mı yapıyor? Bir münafıklık tanımı mı yapıyor? Yani şöyle mi düşünüyorlar? Ha demek ki burada Müslüman gibi görünüp burada böyle yapmak demek ki münafıklık şuymuş, demek ki nifak buymuş filan diye böyle kategorizasyon yapmıyorlar. Ya da Hazreti Bilal nöbetçiydi sabah namazı için. Uyudu. Resulullah çok kızmış. Çünkü güneş çarpınca uyanmış. Ne yaptın ya Bilal? Seni uyutan beni de uyuttu ya Resulullah demiş. Şimdi Hazreti Bilal şunu mu diyor yani? Bende bir irade yok. Gelin bakayım işte irade tartışması yapalım. İrade Allah'ın elindedir. Murid olan odur filan. Ben seni uyutan beni de uyuttu yani. Suç bende değil. Allah'ta. Haşa yani. Yani demek ki o böyle murad etmiş ya Resulullah. Sen niye kızıyorsun filan. Hani sizce böyle analitik düşünerek mi yapıyordu? Bunlar sonraki 50-60 yılında doğmaya başladı bunlar. Bunlar kullanıldı. Ama sahabede ve bizatihi Resulullah da siz mesela Resulullah'ın şöyle bir şey geliyor mu hiç aklınıza? Şunu düşünüyor musunuz? Resulullah Medine'de 10 yıl geçirdi Medine'de. Toplasın sahabeleri, Kur'an'ı tefsir etsin. Tek bir tane örneğini bakın, tek bir tane örneğini bulamazsınız. Gelin ya bu Allah'ın kitabı değil mi? Evet. Bunu en iyi yorumlayacak kişi peygamber değil mi? Var mı hayır diyen aranızda? Ben daha iyi yorumlarım ya da filan daha iyi yorumlar diyen. Ama Resulullah'ın bir tane böyle bir dersini bilmiyoruz. Elimizde yok. Bir tane. Kitaplar yukarıda. Buyurun. Resulullah'ta öyle bir sohbet ortamı da yok. Hani hiç düşünüyor musunuz yani o sireti, siyeri filan? 10 yıl geçti. Hadi Mekke'yi anlarız diyelim. Gizli kapaklıydı ilk zamanlar filan. Kur'an'da daha yeniydi. Medine'de baya baya Kur'an'ın 3'te 2'si, 4'te 3'ü, 5'te 4'ü, 6'da 5'i iniyor, geliyor. Resulullah getirsin, toplasın milleti. Allah burada şunu demiştir, bunu demiştir, bunu demiştir, bu böyledir, şu şöyledir. Mesela Resulullah desin ki Allah şöyle yarattı. Var mı? Hiç yok. Hiç yok ama. Zaten olsaydı biz tefsirle uğraşmazdık ki. Resulullah ayeti tefsir ederdi. Bunun yanından geçecek bir şey bulamazsınız, rivayet bulamazsınız. Yok, yapmamış çünkü. Peki ne yapıyor? Tikel, hani çok kullandığımız kelime, tikellerden örnekler veriyor. Meryem suresi inmiş, adam geliyor. İsa nasıl babasız doğdu ya Resulullah? Anlatsın. Resulullah anlatsın. Anlatamaz mı yani? Biz bugün anlatıyoruz. Anlatabiliriz. Resulullah ne diyor? Sen niye bunu merak ettin? Diyor ki ya Resulallah çok şaşırdım. Yani hakikaten nasıl bir insan babasız dünyaya gelir?
E diyor be Allah'ın adamı yani Adem'e şaşmıyorsun da İsa'ya mı şaşıyorsun? Bildiğimiz rivayet bu kadar. Ya oturup anlatsın desin ki bak şu şöyledir, Allah böyledir. Allah yaratmış. Nasıl yaratmış? Bilmiyoruz. Yani anlatmıyor Resulullah. Bir, hepinizin iyi bildiği şeyler. En hayırlı amel nedir ya Resulullah? İşte anne babana iyi davran. En hayırlı amel nedir? İşte komşuna şöyle. En hayırlı amel işte emanete riayet et filan. Hani biz de ne diyoruz bunu anlatırken? Ya demek ki Resulullah adamı tanıyor. Belki adamın anne babasına karşı bir problemini görüyor. En hayırlı amel işte senin için budur demeye getiriyor. Bunun aynısını sahabelerde de bulamazsınız. Yani onlar da mesela şey yapmazlar. Gelin hadi Kur'an'a bakalım. Bu konuda Kur'an ne diyor? Bakın metinlere bakın. Eğer metinlerin sizin için bir itibarı varsa, güveniyorsanız. Metinlere bakın. Metinlerdeki tartışmalarda biz Allah Resulü'nde böyle gördük vardır. Bak Kur'an'da şu yazıyor, %10'dur. %90 biz Allah Resulü'nde böyle gördüktür. Hazreti Ömer'in ağzından çokça duyarsınız bunu. Eğer metinlerin bir itibarı varsa sizde. Bakın demezler ki gelin Kur'an'daki şuna bakın. Buna dair rivayetler var. Az önceki gibi hiç değil ama var. Ama bunlar çok azdır. Mesela elimizde olan İbn-i Mesud'la Hazreti Ömer arasında bir tartışma var ki Kur'an'ın ayetinin yorumuna dair. Böyle bir iki rivayet şu an benim gözümün önünde. Ama ekseri %80, %90 ben Allah Resulü'nü böyle yaparken gördüm. Ben Allah Resulü'nün bunu dediğini gördüm. Daha bilmem. Böyle derler yani. Şimdi buradan ha demek ki sahabe işte Kur'an'ı önemsiyordu. Hayır yok peygamberi önemsiyordu diye şeyler de çıkmaz. Çünkü sahabe böyle düşünmüyor. Şimdi iddialı bir cümle kuracağım. Aslında iddialı değil ama bizim içimizde, bizim toplumumuzda iddialı görünecek bir cümledir. Düşünsel yetkinlik açısından hiç çekinmeden söylüyorum. Biz, yani beni ya da bizi kastetmiyorum ama 2020'nin insanı düşünsel derinlik ve yetkinlik açısından Hazreti Bilal'den çok üstünüz yani. Hazreti Ebu Bekir'den de çok üstünüz. Yani inşallah doğru anlaşılıyorumdur abi. Ben öyle bir şey demiyorum ama bir düşünsel derinlik olarak ya Hazreti Bilal ne biliyor olabilirdi ki? Çölde doğmuş büyümüş. Köle. Hayatının bir yarısı köle. Hani ne biliyor? Matematik biliyor olabilir mi? Fizik biliyor olabilir mi yani? Biz kulaktan dolma edindiğimiz bilgilerle onlardan fazlayız. Zaten gelenekte mesela İbn Arabi bunu söylemiş. Allah'tan gelenekte bir iki bir şey söylemiş de oraya dayanabiliyoruz yani. Hani demiş ki mesela imanda onların çok gerisindeyiz ama düşüncede onların önündeyiz. Bu da çok doğal yani. Dolayısıyla biz İslam düşüncesini tartışıyorsak, yani ağzımızdan çıktığında konu İslam düşüncesi ise, inancın kendisi değilse ben sahabelerden önde olabilirim. İnancın kendisinde ise konuşulacak bir şey olmadığını, onun amelle ilgili bir şey olduğunu, kalple ilgili bir şey olduğunu, dolayısıyla kendi adıma söylüyorum, kendimi Hazreti Bilal'in yanına bile koymayacağımı da söylerim. Ama düşünceden bahsediyorsak, düşünsel derinlik yoktu onlarda. Olmadığı için analitik düşünme kapasitesi de yoktu. Yani ben burada bir iki örneğin sanki verdim. Yani Allah'ın Hazreti Adem'i işte yarattık, secde edin dedik, onlar etti, iblis etmedi, şu oldu, bu oldu, iblise çık git buradan, dönüp Hazreti Adem'e de işte sen karınma burada yaşa dile deyince ama şu ağaca yaklaşma ayeti, Araf suresi, Rahat suresi, biliyoruz çok var, Bakara suresi. Diyor ki İbn Abbas, yani şimdi Fahrettin Razi'den aktarıyorum, diyor bu ağaç diyor, şimdi daha sonra hani şeytan geliyor vesvese veriyor ya, ya az evvel diyor Allah şeytanı kovmuştu diyor orada. Şimdi şeytan nasıl geldi bunlara vesvese verdi? Doğru ya yani bu şimdi kötü bir soru değil ki. Şimdi düşünce böyle bir şey işte. İnanç ona bakmaz. Ama düşünce böyle bir şey. Şimdi düşünce soran da İbn Abbas. Abdullah bin Abbas. Bunu aktaran da Mefaat'te Razi, Fahrettin Razi. Bunun kaydı vardı bizzat metni okuduğumda. Ya diyor ki bu ağaç cennetin içinde. Adem ile Havva cennetin içinde. Allah şeytanı az evvel kovdu. Şimdi şeytan nasıl geldi de Hazreti Adem ile Havva'yı vesvese veriyor onlara? Şeytan giremez. Çünkü Allah git dedi, giremezsin dedi. Yani o kudreti dışındadır.
Hani şeytan girmek istese bile cennete giremez. Ne diyecek? Diyor ki demek ki ağaç cennetin kapısının tam dibindeymiş. Cennetin kapısının altından şeytan bağırmış diyor yani. Vallahi böyle diyor. Ben kafadan uyduruyor olamam yani bunu. Şimdi ne dersiniz buna? Hemen bak yüzünüzde bir tebessüm oluyor. Ravi İbn Abbas bunu aktaran Fahrettin Er-Razi. Şimdi olur mu yani? 2020'de böyle de diyebilir misiniz? Ya o ağaç cennetin kapısının belki de gerçek mıdır ha? Harbiden de ağaç cennetin kapısının yanında, kapının yanındadır. Çünkü, ama doğru bir soru değil mi bu? Ya bu nasıl bir şey vesvese veriyor bu şeytan? Bunlar cennette değil mi abi? Cennette. Şimdi bak gülüyorsun da mesela. Bir düşün sen bir şey söyle. Yapıyı bozman lazım şu anda. Yani nasıl yaparsın bilmiyorum ama o yapıyı bozman lazım. Benim çizdiğim resmi bozmadan ciddiyetle bu işin içinden çıkamazsın yani. Razi 4 tane görüş veriyor. Vallahi 4'ü de birbirinden komik. 4'ü de komik. Razi de diyor ki ya zaten bu böyle olmaz diyor. Şimdi bak Razi'de çünkü düşünsel bir etkinlik var. Razi ciddi kapasiteli bir adam. O diyor ki ya bu mevzu böyle olmaz. Burada diyor tevil yapmak zorundayız. Niye? Niye tevil yapıyorsun abi? Direkt tefsiri vur geç. Çünkü tevil biliyorsunuz hani yorumlamadır. Niye yorumlama ihtiyacı duyuyorsun? Çünkü komik görünüyor. Öyle bir ben çocuğuma anlatırım onu. Cennet. Benim oğlum arabaları çok seviyordu. Baba Ferrari de olacak mı diyordu. Olacak diyordum. Şimdi ben size cennette Ferrari olacak desem ne diyeceksiniz bana? Demek istediğim şey o zaman böyle analitik düşünme kapasitesi yoktu. Gerçekten yoktu. Bundan dolayı da meseleleri genel hale getirme. Genel yargılar üretme sahabede bulamazsınız. Bu yüzden de tek bir tane iman tanımı, tek bir tane küfür tanımı, tek bir tane fısk tanımı bulamazsınız. Hemen sonra mesela tarihçilerin hemen tamamı ittifakla tahkim olayı sonrasına getirirler bu tartışmaları. Hazreti Ali, Muaviye, Sıffin biliyorsunuz orada başladı bu işler. Yani binlerce rivayet, bakın binlerce şey anlatılıyor orada. Bir girsek inanın çıkamayız yani. Hani mesela Ammar bin Yasir ölüyor savaşta, şehit ediliyor. Savaş duruyor. 3 gün yas tutuluyor. Taraflar savaşmıyor. Bu sefer birileri hatırlıyor. Diyor ki ya Ammar'a Resulullah dedi ki herkesin içinde. Seni bari bir topluluğu öldürecek. Bu da Medine'de biliniyor. Çünkü Ammar ilk Müslüman olanlardan. Anne babası ilk şehit. Böyle zayıf naif biriymiş. Mescidi yaparlarken tuğla şöyle sırtlarına koyuyorlar. Bu bir tuğla alabiliyormuş ancak. Üzerine şaka olsun diye bir tuğla daha koyuyorlarmış. O da kızamıyormuş insanlara. Ya yapmayın etmeyin filan diyormuş. Millet de gülüyormuş artık. Tam o sırada işte Resulullah gelmiş. Ammar hani kızacak da kızamıyor da yani. Böyle naifliğinden. Bizim Hakan abi gibi. Resulullah da gülmüş. Ya Resulullah demiş. Vallahi öleceğim. Yani ben zaten zayıfım. Şu bacaklar çıt diye kırılacak demiş yani. Ha öleceğim yani. Onun üzerine Resulullah birden böyle öyle anlatıyor yani rivayet. Bilmiyoruz. Ciddileşti diyor ve dedi ki diyor sen böyle ölmeyeceksin ya Ammar. İşte sen bahi bir topluluk tarafından öleceksin. Şimdi bunlar siyasi cümleler de olabilir. Yani daha sonradan türetilmiş cümleler de olabilir. Biraz da buna benziyor. Ama mevzu vaka şu ki konuşulmuş orada. Savaş sırasında bu söylenti yayılmış. Denilmiş ki Ammar kimin safındaydı? Ali'nin. Kim öldürdü? Muaviye. Resulullah ne dedi? Bahi bir topluluk. Demek ki Muaviye bahidir. Bakın bu vaka olmuştur olmamıştır onu bilmiyorum. Yani hikaye olay olmuştur olmamıştır bilmiyorum. Çünkü siyasi meselelerdeki hadislerin 80%'i uydurmadır. Ama savaş sırasında bu konuşulmuş. Bizim için önemli olan bu. Mevzu gerçek değil o önemli değil. Savaşta bu konuşulmuş. O 3 günlük yasta. Bu defa tabi Muaviye'nin ve Amr'ın da kulağına gidiyor. Bu sefer Amr diyor ki ya bari nedir ki? Nedir bu bari? Yani isyan etme. Ne demek isyan etme? Bakın şimdi bir soru doğdu işte. O güne kadar olmayacak biçimde bir soru doğdu. İsyan etme nedir? Ya da bunu çokça anlatırım hani üzerinde durmayacağım. İşte Abdülmelik bin Mervan. Yani ceberrut bir adam. Rivayet işte
Abdülmelik Müslüman mı değil mi? Hasan Basri diyor ki Müslüman. Çünkü biz zahire bakarız, kalbi bilmeyiz. Adam Müslüman olduğunu söylüyor. Münafık mı? Değil. Münafık da değil. Namazının niyazını kılıyor herif. Ama bu adam doğru da bir Müslüman değil. Milleti kılıçtan geçiriyor. Ya bir şey söyleyeceğiz ya, nasıl tanımlayacağız bu adamı? Fısk var Kur'an'da. Fasıklar var Kur'an'da. Bakıyorlar, işlevsel bir kelime işte bu. Tam kullanışlı bir kelime. Ha böylece Abdülmelik bin Mervan nedir? Fasıktır. Peki şimdi sorun şu. Fasık dediğinde ne demiş oluyorsun? Yani fıskın ve fasık olmanın hükmü ne? Hasan bahsediyor ki Müslümandır. Yani fasık Müslümandır. Ama hani karakteri bozuk bir adamdır ya da olgun bir adam değildir. Yani şunu demek istiyor. Fıkhen bir şey düşmez. Özel bir muamele düşmez. Öğrencisi, hikaye böyle işte. Öğrencisi Vasıl bin Ata, hayır fasık diyor, tevbe edene kadar Müslümanmış gibi amel görmez. Yani ölse cenaze namazını kılmayacağız. Çünkü ayet var değil mi? Münafığın cenazesi kılınmaz. Ölse cenaze namazını kılmayacağız. Adama dilde Müslüman demek zorundayız ama Müslüman gibi muamele etmeyeceğiz. Çünkü adam bildiğin ceberut, zalim. Hasan Basri diyor ki hayır. İşte rivayete göre Vasıl'ın Hasan Basri'den ayrılışının hikayesi bu. İtizal etmesinin hikayesi ve o yüzden Mutezile oldu. Yani sorun ne? Fısk teorisi. Şimdi İslam dünyasında 1. yüzyılın sonu itibariyle elimizde şahane bir tartışma var. Fısk nedir? Bu yoktu işte. Şimdi olmaya başlayacak yani. Fasık kime denir? Amel imandan bir cüz müdür? Ya eyyühellezine amenu ve amelus salihat. İstisnasız neredeyse iman edenler ve salih ameller amel eden geliyor. Bakın iman eden ve salih amel işleyen. Burada da neredeyse V yazıyor. Bu V'nin, bu V bağlacını Ebu Hanife'nin anlamasıyla o zaman örneğin Abdullah bin Temim'in anlaması farklı işte. V bağlacını farklı anlıyorlar. Ebu Hanife diyor ki arada V varsa tam bir mantıkçı olarak düşünüyor Ebu Hanife. Biz bugün bunu mantık diye anlatıyoruz Ebu Hanife'nin şimdi söyleyeceğini. İki fenomen vardır ki birbirine bağlanıyordur. İki fenomen vardır. Öyleyse amel imandan bir cüz olmaz. Anladınız mı? Amenu ve amilus salihat. Ha onu kemale erdiren şeydir. V'nin amacı budur. Tam bugünkü mantık kuramı içerisinde söylüyor. Çünkü V veya ne demek? P ve Q vardır. Bunlar aynı şey değildir. Ama Abdullah bin Temim her nasıl anlıyorsa o V'yi bunun aynısı olduğu şeklinde anlayıp amel imandan bir cüzdür diyor. Şimdi niye bu tartışma var? Abdülmelik'e karşı isyan etmemiz gerekiyor. Çünkü amel imanın olmazsa olmazıysa amel etmeyen imansız olur. Buradaki konu ne? Emevi ceberutu. Ben ne istiyorum? Müslümanların benle beraber olmasını ve bunları indirmemizi istiyorum. Nasıl, ne lazım bana? Bir teori lazım. Bu adamı ötekileştirecek, diğerlerini benim safıma katacak bir teori lazım. İşte o yüzden artık analitik düşünme İslam dünyasında başladı. Yani işin bir yönü tamamen siyasi olarak başladı. Analitik düşünme başladı. İman nedir soruları başladı. Fısk nedir soruları başladı. Amel imandan bir cüz müdür? Sen bugün şu yukarıdaki kitaplardan alıyorsun bir tanesini. Amel imandan bir cüz müdür? Şimdi bunun bağlamını kopardığında hiçbir kıymeti de yok ki. Şöyle diyeceksin. Ya saçma sapan şeyleri konuşmuşlar arkadaş diyeceksin. Hiçbiri de saçma değil. Bilakis çok da iyi düşünceler. Yavaş yavaş artmaya başlıyor. Yani 2. yüzyılın ortalarında yani şöyle kabaca söylersem rakip iman teorileri var. İman tanımları var. Yani cehmiye, kaderiye, işte daha sonra ehli sünnet olacak ilk etapta ehli hadis, şia, havaricin iman teorisi, bir sürü iman teorisi var. Gerçekten de hepsi birbirinden farklı. Neden? Şimdi düşünce başlıyor. Yani analitik düşünme yeteneği başlıyor. Bakın Ebu Hanife o yüzyılın sonunda geliyor. Gerçekten çok müstesna bir zihni var Ebu Hanife'nin. Tam bugünün zihniyle düşünebiliyor yani. Ve ona İmam Şafii yakalıyor onu. Yani zihni kapasite olarak yakalıyor onu gerçekten. Mesela bana göre Ahmet bin Hanbel asla kenarından bile geçmemiştir yani. Hani o derinliğin kenarından bile geçmemiştir Ahmet bin Hanbel.
İmam Şafii gelir ki zaten Muhammed Şeybani'nin öğrencisidir İmam Şafii. Yani Ebu Hanife'nin öğrencisinin öğrencisidir. Gelir, dilinin dibine oturur, son noktada bir şeyini beğenmez, yolunu ayırır. Ama aynı zihni kapasitedir. Sonra bu devam ettiğinde zaten aman Allah, yani dünyanın ikinci aydınlanma dönemi başladı. Yani Yunan aydınlanmasından sonra İslam aydınlanması başladı. Biliyorsunuz yani binlerce fikir adamı yetiştirdi İslam dünyası. Hepsi İslam düşüncesinin bir parçasıdır. İslam inancının değil. Hepsi Müslüman. Her nasılsa Hayyam Müslüman değil mi? Ömer Hayyam. Adamdan İslam'la hiç uzaktan yakından alakası olmayan zilyon tane şey bulursunuz Hayyam'ın içinde. Öyle değil mi? Birkaç beytini ben burada okusam Hayyam olduğunu bilmeseniz kafir dersiniz bana. Zaten Hayyam'a da diyorlardı. Kelam o yüzden ilk düşünce şeyiydi. Fakat mevzu Kur'an'dan çıkma. Şimdi çok uzatmayacağım. Her zaman o bu klasik döngünün ikincisi tasavvuftur. Üçüncüsü de felsefedir. İslam felsefesini kastederek, meşayi akımı kastediyorum. Şimdi bunlar ikinci yüzyılın ortalarında doğdular. Bu siyasi çöküntünün sonucunda doğdular. Ha dediler ne oluyor? Bir yanlışlık var yani ortada. Çünkü Müslümanlar bine bölünmüş. Yani her açıdan, itikadi açıdan yani 30 tane iman tanımı var. Ne bileyim 20 tane İslam tanımı var. Şirk tanımı var, bilmem ne tanımı var. Yani bakıyorlar, herkes de, günün sonunda da millet Müslüman Müslümanı öldürüyor 100 yıldır. Yani niye? Ha ne oldu filan deyip bu sefer tekrar bu işi başa alalım deyip başka bir yöntem ileri sürüyorlar. Ha diyorlar ki siz Kur'an'dan ve dolayısıyla peygamberden analitik bir düşünme sürecine girdiniz. Bak sonumuz bu. Galiba biz bir şeyi kaçırıyoruz. Kur'an'ın kalbi diyebilecekleri, peygamberin ruhu diyebilecekleri, başka bir özü sanki kaçırıyoruz. Bu analitik düşünce içerisinde bu noktaya geldik. Ya biz bunun özüne gitsek, kendilerine onlar mutasavvuf da demiyordu. Mutasavvuf 3. 4. yüzyıldan sonra ortaya çıkmış bir kelimedir tasavvuf. Mütevekkiller diyorlardı onlar kendilerine. Tevekkül ehli olanlar. Ha biz Resulullah'ın dilinin, Kur'an'ın dilinin analizine girmeyeceğiz arkadaş. Ya biz onun özüne bakacağız. Nedir onun özü? Allah muktedir, kul acizdir. Bu kadar. Ben acziyetimi düşüneyim, Allah'ın iktidarını düşüneyim. Yani bu düşünmek de analitik düşünme değil artık burada. Yani bugünkü anlamda logosun ya da rasyonun olduğu düşünce değil. Ben buna bakayım. Çünkü siz buradan bir şeyler yaptınız, hem 40'a bölündünüz, hem siyaseten de 40'a bölündünüz. Siyasiler de çok seviyor kelam tartışmalarını. Mesela tasavvuf tartışmalarını hiçbir siyasetçi sevmez. Tasavvuf öyle tartışmıyor çünkü. Ötekileştirmiyor ki tasavvuf kimseyi. Şimdi tasavvufun kaynağı da Kur'an'dır. Ama bu iki Kur'an aynı Kur'an değildir işte. Yani kelamın Kur'an'ın metodolojiyi barındıran bir Kur'an'dır. Siyak sivak vardır. Kelimenin kökeni vardır, bilmem nesi vardır. Kur'an'ın tasavvufun girişliği Kur'an, Kur'an'ın kalbi, Kur'an'ın özü, Allah'ın muradı filan diye söylenebilecek farklı bir Kur'an'dır. Gerçekten farklı bir Kur'an'dır. İşte lafız mana tartışması böyle başlayacak çünkü. Yani daha böyle şey olarak böyle başlayacak. Şimdi burada başlamıştı bu lafız mana tartışması. Kelamın içerisinde, kelam 2-3'e bölünmeye başladığında mesela ilk ehli hadis, sonradan ehli sünnet olacak onun adı. Ehli hadis ve mutezile olarak ayrıldı. Bir de mutezile, Basra mutezilesi, Küfe mutezilesi diye ayrıldı. Kendi içinde ayrıldı. Böylece Kur'an'ın mahiyetiyle ilgili problemler doğdu. Hepinizin iyi bildiğini düşünüyorum. En kallavi tartışma, o cılız tartışmalar geldi. 3. yüzyılın ortalarında halkul Kur'an meselesine geldi. Bu Kur'an nedir? Yaratılmış mıdır? Ezeli midir? Var mı bu cümlede ne anlatılmak istediğini bilen? Nedir bu halkul Kur'an? Yaklaşık 100 bin insanın ölümünden söz ediyorum bakın. Bundan dolayı. Mesela 820 yıllarında Halife Memun, İslam'ın Abbasi'nin 8. halifesi, Harun Reşid'in 2. oğlu, abisi kim? Emin. Emin'in kardeş. Abisine de şey yaptı yani. Darbe yaptı. Kendisi geldi, oturdu. 100 küsür İslam ulemasını bizzat saraya çağırıp ölüm emirlerini veriyor. Hepsinin de ölümünü izliyor. Ahmet bin Hanbel
yırttı oradan işte. Ahmet bin Hanbel'le tartışmalarında biz biliyoruz Suyuti veriyor. Suyuti halifeler tarihinde de anlatıyor. Ahmet bin Hanbel'e kızıyor, sen ahman tekisin, şusun busun filan diye. Soruyor, Kur'an ezeli midir, değil midir? Ezelidir diyeni öldürüyor. Kur'an mahluktur demesini istiyor. Yani yaratılmıştır demesini istiyor. Bunun siyasi tarafları var ve başka başka tarafları var. Yani bundan böyle abartmıyorum ya. 50-60 tane sonuç çıkar bu Kur'an'ın yaratılmışlığı, yaratılmamışlığı meselesi. Mesela aklıma gelen bir tanesi, Hristiyanlar Kur'an'ın ezeli, yani bu tartışmayı görüyorlar. İşte Mihne olayı da biliyorsunuz. Kur'an'ın bu tartışma, yani Müslümanların bu tartışmasını görüyor ve taraf alıyorlar. Kur'an ezelidir. Niye Hristiyanlar Kur'an ezelidir der? Çünkü Allah'ın kelimesi diye bahsediyor İsa Aleyhisselam'dan. Eğer Kur'an da bir lafız ya, eğer ezeli ise, Allah'ın lafzı ezeli ise, tartışma zaten bu, Allah'ın kelimesi ise, yani Allah'ın kelamı ise İsa, ki biz de, ben Hristiyanım şimdi, ben de Hristiyan olarak onu söylüyordum, ezeli ise o zaman Allah'ın kelimesi olduğundan Hazreti İsa da ezeli, biz de zaten bunu diyoruz. Şimdi o tartışmalarda bir bakıyoruz, bir taraf Kur'an ezelidir diyenlere aynı bugün Mustafa Hoca'ya ya da Mustafa Hocalara dendiği gibi, ya bunlar Hristiyan söylüyor, bunlar oryantalist çocuklar, bunlar işte onlardan etkilenmişler, bunlar Hristiyanlığın bizim içimize soktuğu nifaklar, aynısını bununla Mutezile'ye söylüyorlardı. Ya ben hani biraz biliniyor diye atlıyorum, detaya girmiyorum. Bilmiyorum, biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yani çünkü Ehl-i Sünnet Kur'an ezelidir diyordu. Mutezile ise Kur'an'ın ezeliliğini, Allah'ın vahdetine, tevhide aykırı görüyordu. Kur'an yaratılmıştır diyordu. Şimdi buradaki mesele şu. Bu lafızlar yaratılmış mı yoksa ezeli mi? Buradan kasıt ne? Mutezile ezeli olduğunu, yaratılmış olduğunu söylüyor. Çünkü diyor ki tek alan Allah'tır. Kelam, bakın kelam Allah'ın sıfatlarından biri. Değil mi? Evet. Ama Mustafa Öztürk meselesinde mesela Ebu Bekir Sifil de bundan bir eleştiri getirdi. Ben izledim 3-4 gün önce. Ya sen ne diyorsun kelam, kelam Allah'ın sıfatı filan. Hani Kur'an bir kelam ya. Mustafa Öztürk de ya bu işte aslında şurada peygamberin anladığı şeydir filan dedi ya. Ya Allah'ın kelam sıfatı var be arkadaş filan dedi Ebu Bekir Sifil şeye. Şimdi bu kelamın mahiyeti burada sorgulanıyor. Yani Allah'ın konuşması sorgulanıyor burada. Ve bu ezeli mi değil mi işte? Ne demek buradan kasıt? Ezeli mi değil mi denmesi ne demek? Ya Kur'an'daki bilgiler eğer ezeli ise Kur'an'daki bilgiler, anlatılanlar en baştan beri vardı. Yok yaratılmışsa Allah bunu daha kolay söylersiniz. Yani dersiniz ki Allah zamana göre, mekana göre konuşabiliyor dersiniz. Yani meselenin bir de dedim ya 50-60 tane sonucunu ilk anda bulabiliriz. Meselenin bir taraftan bakarsanız şöyle olur. Allah dönemsel konuşur mu? Konuşmaz mı? Şimdi bu tartışmalar kelamın tartışmalarıydı. Kelam bununla uğraşıyordu zaten. Sonra tasavvuf geldi. Tasavvuf bambaşka bir paradigmadan, bambaşka bir perspektiften konuya dahil oldu. Ha, dedi ki ya burada mesele, yani bunların tamamı işaridir. Yani Kur'an'da nereye elinizi atsanız tamamı işaridir. Yani işari ne demek? Sadece belli şeylere işaret eder. Hiçbir şey söylememektedir. İşaridir. Ve gönülden gönüle akan bir şeydir. Yani aynı metin sende başka bir şey ifade eder, bende başka bir şey ifade eder ve bir üçüncü kişi hayır, şu doğru, bu yanlış diyemez. Sen hangisini alıyorsan o doğrudur. Kur'an'ın mucizeliği de budur. Dolayısıyla siyak sibak bağlamı tasavvufta ortadan kalkar. Mekki dönem, medeni dönem bağlamı ortadan kalkar. Bir ayetin son kısmını alır, oradan yürür. Yani aslında tasavvuf da Kur'an'dan hareketle gidiyor diyorum ya. Aslında burada Kur'an'dan hareketle gidiyor diyemezsiniz yani. Tasavvufun kalkış noktası birdenbire Kur'an'dan çıkar, gönle gelir. Ve çok edebi bir söylem gibi olduğunun farkındayım ama gerçekten tasavvufun kaynağı Kur'an olmaz birdenbire.
insan gönlü olur. İşte o yüzden tasavvufuna nefs diyor bakın. Nefstir yani, kulağın değildir. Tasavvuf, bakın kelam, ister kelami itikadi noktada, ister içtimai noktada, fıkhi noktada, yani ister kelam ister fıkhi olsun, Kur'an'dan kalkar ve Kur'an'a döner. Tasavvufa geçtiğinizde, tasavvuf insan nefsinden kalkar. Ve yine insan nefsine döner. Arada durak Kur'an'dır. Olmazsa olmaz da değildir yani. İnsan nefsinden insan nefsine gider. Kur'an'da böyle analitik hiçbir parça yoktur. Onlar öyle bakmaz. Analitik parça buradadır. Nihayet felsefe tasavvuftan da 3. yüzyılın sonunda tasavvuftan da sonra geldi. Felsefede de akıldır malum. Akıldan kalkar akla döner. Duraklarından biri Allah'tır, biri Kur'an'dır, biri peygamberdir ayrı mesele ama akıldan kalkar akla gider. Aşağı yukarı, şunu da yukarıya yazayım. Aşağı yukarı hepsinin kaynağı en kabaca budur. Şimdi buradan lafız manaya bir şey söyleyeceğim çünkü. Bu ikisi de kardeştir birbiriyle. Akılla nefs birçok mütefekkir de aynı şey aslında. Şimdi Kur'an hakikat, kelimesi kelimesine hakikat ama kelam kendi içerisinde bile işte mesela Cahiz, Mutezile'nin büyük imamı mesela. Erken dönem Mutezile'nin büyük imamı. Allah'ın konuşması üzerine bir dünya şey söylüyor. Ya bu Allah nasıl konuşur? Bu kelimeler nasıl çıkar? Bu işin içinde mesela dil vardır, dilin grameri vardır, Adem'e esmayı öğrettik ayeti vardır. Mesela hangi esmayı öğretti Adem'e? Şimdi Müslümanlar bunu fark ediyorlar. Bakın ikinci, üçüncü yüzyıl itibariyle ya Allah Adem'e isimleri öğretti derken neyi kastediyor? Neyi öğretti? Yani mesela bu kalem, Türkçe'de kalem diye geçmiş. İşte İngilizcesi pencil. Adem'e kalemi mi öğretti, pencil'ı mı öğretti? Yoksa hem kalemi hem pencil'ı imkan olarak tanıyacak olan bir başka bir dil vardı da onu mu öğretti? Dillerin kökeni tartışması başlıyor bu sefer. Yani aslında bütün diller tek bir dilden geliyordu. Onu da Adem'e Allah öğretti. Bu İslam dünyasında söylendi mesela. Yani bir grup bunu söyledi. Tek bir dilden türedi bütün diller diye. Ama şimdi bu biraz bozuluyor. Yani 2020'den bakarsanız bazı semantik, sentaks tartışmaları içinde çok alakasız diller var. Hani mesela İngilizce ile Almanca'nın akrabalığı malum zaten. Ya da ne bileyim hani Kürtçe ile Farsça'nın akrabalığı malum zaten. Ama öyle diller var ki hiçbir bakımdan benzeşmiyorlar. Bu sefer deniyor ki ya bu ikisi aynı yerden geliyor olamaz. Yani tek dil, diğer dilleri mümkün kılan tek dil filan o yok. Böyle bir şey yok. Şimdi bunu İslam'da geleneğinde de düşündüler. Ya dediler bu pek böyle olmaz. E peki nasıl oldu? Adem'e Arapça öğretti. Bunu diyen de oldu. E Cübbeli diyor ya cennetin dili Arapça diye. Allah Arapça soracak diye. Ama diyor Müslüman olarak ölen Arapça bilecek. Yani günlük dünyada bilmese bile Arapça bilecek diyor yani. Güldüme bakma şimdi kamera çekiyor. Olur mu olur yani Rukiye ne bakıyorsun? Allah'ım. Bilmiyorsundur Allah'ın kudretinde değil mi? Birdenbire Çince de öğrenirsin. Her şeyi öğrenirsin yani. Ama komik yani şimdi değil mi? Böyle söylüyorlar çünkü. Şimdi hangi dili öğretti? Bu sefer dediler ki ya biz ona esmayı öğrettik. İfadesi isimleri öğret, isimlerden kasıt manalardır. Çünkü bakın kelime itibariyle isim bir lafzi bir şey yani. Masa, kalem, kuş, ağaç. Lafzi bir şey. Şimdi Adem'e isimleri öğrettik demek aslında o isimlerin karşılık geldiği manaları öğrettik demektir. Diyor bu sefer. İşte Cahiz böyle söylüyor. Bunları toparlıyor kitabında. Diyor ki ya orada kastedilen isim sandalye sandalye değil. Sandalyenin işte oturak olduğunu söylemek. Şimdi tabii bu işin içine felsefe girdim mi onu orada bırakırım. Yani sandalyenin tanımı var, tümeli var, bilmem nesi var. Hangisi mi öğretti Allah diyor. Bu defa iş Farabi'ye geldiğinde diyor ki oradaki ayetteki mesele Allah Adem'e isimlendirebilme yeteneği verdi.
İsimleri öğretmedi. Öyle bir şey yok çünkü o mümkün değil yani. İsimlerin karşılık geldiği manaları öğretme. Şimdi ben oraya girerim de çok teknik ve zor olur. Hani şunu diyorum bakın bu sandalye diyelim değil mi? Bu sandalye mi bu arada? Yok harbiden bilmediğimden soruyorum. Bu sandalye değil mi? Başka bir isimle anılıyor mu? Ofis işi ya. Şimdi bu sandalyeyi tanımlamaya kalkın tanımlayamazsınız bakın. Sandalyeyi... Şimdi bakın mesela bu sandalye mi? Çok da iyi ki iyi örnek. Bu koltuk mu sandalye mi mesela? Bu berjer. Nasıl? Berjer. Berjer üçüncü bir şey mi? Evet. Ben ilk defa diyorum. Üçlü koltukların yanına kullanılan tekli koltuklara berjer dedi. Koltuk öyleyse yani. Yani o, evet o kategoriyedir. Şimdi bakın koltuğu tanımlayın sandalyeden ayrıştıramazsınız. Sandalyeyi tanımlayın koltuktan ayrıştıramazsınız. Bu mantıkta çok zor bir problem bu. Yani zor yerlere varıyor. Başlangıcı kolay da. Tutacak yani ne bileyim kollukları var deseniz koltuğun. Kolluklu sandalyeler de oluyor. Değil mi? Koltukla sandalye zaten bu verilmiş bir örnek. Bana ait bir örnek değil. Koltukla sandalye harbiden hiçbir açıdan ayrılmıyor. Ama biz nasıl biliyorsak koltuğu koltuk sandalyeyi sandalye olarak da biliyoruz. Değil mi? Şimdi Allah hangisini öğretti Adem'e? İşte iş buraya geldiğinde bu sefer ya isimlendirebilme yetisi, isimlendirebilme yeteneği verdi. Derseniz tam şimdi Platon'un kucağına düşüyorsunuz bu sefer. Platon, Kratilos diyaloğunda tam bunu anlatıyor işte. Manalar kelimeleri doğurdu diyor Platon. Bakın manalar kelimeleri doğurur. Kratilos diyaloğu bunun üzerine bir diyalogdur. Yani her mana kendi kelimesini doğurur. Kelimeden manaya gidilmez. Şimdi dolayısıyla şöyle bir ikilem ortaya çıkıyor. Şimdi bu lafız, burada mana var. Bu yön nasıl oluyor? Bunun yönü nasıl? Yani lafızdan manaya doğru mu bir yön var? Yoksa manadan lafza doğru mu bir yön var? Yoksa bunlar bambaşka bir biçimde mi işliyorlar? Mesela şimdi eğer ki Mustafa Öztürk Hoca Resulullah çünkü ne dediği de çok belli değil bu arada. Yani hocanın da bir iki şeyiyle birlikte ben onu demedim diyor çünkü. Başka şeyler söylüyor ya da kendisini eleştirmiş birine ya bu o beni anlamamış diyor. Ben bu arada gerçekten hocanın ne dediğini de anlamış değilim yani. Hoca şöyle mi diyor mesela? Hani o ilk görülen Kur'an'ın lafzı Resulullah'ın söylediğidir. Allah'tan değil, Allah'tan manaları gördü. Şimdi bu mana lafızsız taşınabiliyor mu? O yüzden bunların yönü nasıl demek istiyorum. Yani lafızla mana dediğimizde ne demiş oluyoruz? Yani lafız bir kap... Mana da içindeki su mu? Lafız bardak, mana da içindeki çay mı? Bir şey ima etmiyorum Hasan abi. Lafız mana böyle bir şey mi hakikaten? Yoksa bambaşka bir hikaye mi? Ne demek bu? Şimdi... Şöyle bir şey olabilir. Yani Mustafa Öztürk bundan bahsediyor olabilir. Allah Resulü ya ben hakikaten yani bilme ne dediğini bilmiyorum dediğim hocayı dinlemedim demek istemiyorum. Hoca bunu 5 senedir söylüyor. Ben 5 senedir takip ediyorum. Allah biliyor ben ne dediğini anlamadım hocam. Şimdi şöyle bir şey mi söylüyor? Yani Resulullah Allah ile her nasıl olduysa bir iletişime geçti. Bir diyaloğa geçti. Diyalog doğru bir kelime olmaz burada. Başka ne diyebilirim? Bir temasa geçti. Bir kontak kurdu. Sonra o gördüğü şeyi insanlara anlatabilmek için malum Arap'tı. Arapçayı kullandı mı demek istiyor. Şimdi eğer yaklaşık böyle bir şey demek istiyorsa o zaman gördüğü şeyin yani ne gördüğünü nasıl biliyor? Bakın bu bir resim değil ki. İşte burası aslında tenin o tiz sesi çıkardığı nokta ya da koptuğu nokta. Bir resme bakarsınız, Uludağ'a bakarsınız, güzel görünüyor. Erciyes çok güzel görünüyor. Etrafı şey vardır göreniniz mutlaka oralı olan filan.
Etrafı biraz kel çünkü kışın çok güzel görünüyor Erciyes. Bir fotoğraf görürsünüz. Şimdi o fotoğrafın dili olmaz. Çünkü şey bir resim yani. Resmin dili olmaz. Nasıl olur? Şöyle bir şey olur. Yüksek. Yani bir, mesela bir yüksek kelimesi çıktı. Şimdi ben o gördüğümü tanımlıyorum size. Konik. Yazdık konik. Tepesi karlı. Anlaşılıyor değil mi gayet? Şimdi buradaki birinci sorun, zayıf yani daha önemsiz sorun, bu şekilde tanımladığınızda Erciyes gibi dünya kadar şey çıkar, tepe çıkar. Asıl sorun şurada. Erciyes'i tanımlıyorum bakın size. Dedim ki, bir yüksek dedim. Yani yükseklik ne ki? Yüksek bende bir kalıp olarak var da ben size söyleyebiliyorum. Erciyes'e baktığınızda yüksek kelimesini nereden çıkardınız siz? Eğer manayı görüyor, lafzı sen tayin ediyorsan, yüksek lafzının taşıdığı manayı orada nasıl seçebildin sen? Anlaşılabiliyor mu acaba? Yani öyle bir şey olmaz bakın. Yani sizde, şimdi biz düşünemeyiz zaten bunu. Çünkü bizde zaten belirli kalıplar var. Biz o kalıplar üzerinden düşünürüz. Ama sende yoksa eğer, sen seyrettiğin şey bir resimse, o resmi dile dökemezsin. Yapması gereken şey, Resulullah bir dağ çizmeliydi bize. Yetenekli bir çizer olarak Erciyes'i çizmeliydi. Biz o zaman anlardık. Ha derdik bu Erciyes. Ama Erciyes'i gördüğün şeyi tanımlamaya kalksan, yükseklik diye sende zaten var olan bir manayı kullanman gerekir. Anlatabiliyor muyum? Mesela ne diyeceğiz başka? Konik diyeceğiz. Konik biliyoruz. Anlatabildim mi? Yani bu lafız mana meselesi çok zor bir mesele. Çok çetrefilli bir mesele yani. O kadar zor ki işte burada bir 100 yıl önce Frege diye bir adam çıktı. Bugün üniversitelerde inim inim inliyorlar Frege'nin mantığını anlamak için. Tamamen bunu anlatıyor. Yani Frege diyor ki bir terim mesela yükseklik, mesela koniklik. Hani ben desem ki Erciyes yüksek bir dağ. Sen bana desen ki ya yüksek ne? Yüksek kendinden. Çok zor ya bunu söylemek. Kendinden bir anlam mı taşıyor ki yüksek? Frege diyor ki, aslında sen yükseği bakın, konumuz Erciyes'i tanımlamaya kalkıyoruz. Erciyes'i tanımlamak için yükseği kullanıyorsun, bu yüksek kendinde bir anlam taşımaz. Yükseği de kendi içerisinde bir modelin içine soktuğunda, bir modelin içinde yüksek ne olduğu ortaya çıkar. Ya kelimeler, kavramlar bir önerme dizgesi içerisinde anlama bürünür. Lafızların bir anlamı önerme içerisinde doğar. Kendinden anlamı yoktur ki diyor Frege mesela. Biraz yani zor, karmaşık. Yani siz yükseği adamız diyelim. 50 yaşında adamız. Zaten biliyoruz ne olduğunu. Ama aslında sıfır noktasına gidebilseydik, yüksek kelimesinin ne anlama geldiğini ortaya çıkarabilmemiz için bir önerme dizgesi ortaya çıkaracaktık. Yani diyecektik ki, ne bileyim nasıl bir örnek verilirdi? Yerden uzaklık falan diyecektik. Yüksek yerden uzaklıktır diyecektik. Bir şeyin yerden ne kadar uzaksa o kadar yüksektir diyecektik. Bu sefer yer ve uzaklık problemimiz olacaktı. İşte bu geriye dönük bir teselsül yaratıyor zaten. Söylemek istediğim şey şu bakın. Lafızlar bir önerme içerisinde anlama kavuşurlar. Yalın halde bir anlamları yoktur. Frege'nin söylediği şey bu en azından. Anlatabiliyor muyum? Bir önerme içerisinde anlamları vardır. Şimdi sen... Biz geri dönelim şeye, Resulullah'a geri dönelim.
Ya Allah'a bakıyorsun diyelim. Ya da ne bileyim nasıl bir şeyse o. Sen ne diyorsun onu anlamıyorum zaten ben de. Bakıyorsun diyelim. Onu mevcut Arapçadan ifade ediyorsun demek, bu lafız mananın teknik analizine gittiğimizde korkunç zor şeyler. Yani içinden belki de hiçbir şey çıkmayacak orada. Yani lafızsız mana taşınabiliyor mu? Onu demek istiyorum ben. Lafızsız mana? Lafızsız mana olabilir mi? Ya şimdi Mustafa Üstürk'ün, özür dilerim biraz aklıma babamda. Buyurun. Mustafa Üstürk'ün aslında öğretmeni Fazlurrahman'dır. Evet. Şöyle bir şey, zihin dünyasına düşer. Mesela ilham gibi. Yani zihin dünyasına düşer. Yani bahsettiğiniz resim konusu biraz daha... Özür dilerim, ismin neydi abi senin? Abdülbaki. Abdülbaki abi bak ben tam bunu diyorum. Şimdi aslında çok anlaşılıyormuş gibi görünüyor. Ya benim hani zihni dünyama düşer o. Düşen ne diye üstüne gitsem çoğu zaman dile gelmeyen şeyler oluyor. O yüzden diyorum ki bir şeye baktığınızda büyük ihtimalle söylemek istediğim şey şu. Bir şeye baktığınızda büyük ihtimalle sizde olan lafızlar üzerinden bakıyorsunuz zaten. Sizde olan lafızlar üzerinden bakmazsanız orada bir şey görmüyorsunuz. Ya da onu ifade edemiyorsunuz. Yani ifade edemiyorsunuz değil, onu seçip ayıramıyorsunuz. Ben şunu gördüm diyemiyorsunuz. Bakın ben bunu, yanlış anlamayın da, ben bunu çatır çatır anlatırım da. Bayağı felsefe lazım bize. Vallahi yani... Hani benim Kant için verdiğim bir örnek var. Kant'ın sistemini anlatmak için. Böyle karma yani bir ormana baktığınızda bak herhangi bir tartışma yok burada. Şimdi güzel bir ormana bakıyoruz. Uzaktan bakıyoruz. Siz ormanda ağaç görmezseniz her yani baktığınız o şeyde tek ağaçlar görmezseniz onun orman olduğunu anlayamazsınız. Uzaktan baktığınız o ufukta baktığınız şeyin orman olduğunu anlayabilmenizin yegane yolu oradaki tek ağaçları görmektir. O yüzden eskiler bilmek, biri bilmek derler. Biri bilmektir derler. Yani bir şeydeki o ağaçları göreceksiniz, ha bu orman diyeceksiniz. Yani bakacaksınız ki birçok bu orman diyeceksiniz. Siz oradaki tek bir ağacı görmeden orman diyemezsiniz. Tamam mı? Şimdi ben demek istiyorum ki size. Sizde ağaç bir kavram olarak var olmasa siz orman fikrini üretemezsiniz. Söyleyemezsiniz. Yani Mustafa Hoca'nın ya da Fazlurrahman'ın dedi. Ben bu arada Fazlurrahman'ın öyle dediğini bilmiyordum. Benim okuduğumda da sanki öyle bir şeyler söylemiyordu. Ama öyle çok okumadım yani. 4-5 makalesini okudum. Şunu diyorum ben. Ya bir şeye baktı. Resulullah bir şeye baktı. Allah'a baktı. Ne bileyim hakikate baktı. Sonra onu aldı lafza döktü derseniz eğer şunu diyorsunuz zaten zihninde olan lafızlarla baktı. Zihninde olan lafızlarla baktığı için onları gördü diyorsunuz. Şimdi o zaman denir ki bu zihinde olan lafızlar nereden çıktı? Ya Arap toplumundan doğru onlara nereden geldi? Bunun kaynağına gittiğimizde ismi Adem'e öğrettik şeyine geleceksiniz yine. Yani böyle bir ayeti umursamasanız bile, okumasanız bile diyeceksiniz ki ya bir ilk manalar olmalı ve ilk lafızlar olmalı. Çünkü ben lafızsız bakamam şeylere. Lafızların taşıdığı manalar öyle bir şey değildir. Yani biz bardağı ve çayı ayrı düşünebiliyoruz. Ve dil düzeyinde lafızla manayı da ayrı düşünebiliyoruz. Ama gerçekte hiç böyle olmayabilir. Lafızla mana ayrışamayan iki unsur olabilir. Biri diğeriyle beraber ortaya çıkın yani beraber olunca anca ortaya çıkıyor olabilir. Ve büyük ihtimalle de böyle demek istiyorum. O yüzden size dedim ki yani her bir kelimenin tanımını yapmaya gittiğimizde başka kelimeler bulacağız. O yüzden Frege demeye getiriyor ki bir kelime, bir terim, bir kavram yani bir lafız ve onun her lafzın bir manası var. Onun manası kendinden menkul değildir. Ya bir önerme içerisinde ortaya çıkar. Ve yükseği tanımlamak için dedik ki yerden uzaklık. Şimdi uzaklık problemimiz oldu. Ve yer problemimiz oldu. Yeri tanımlayalım ya da uzaklığı tanımlayalım. Mesafenin açılması. Açılma ve mesafe başladı. Dolayısıyla
lafzın olmadığı yerde düşünemezsiniz. Düşünemezsiniz, yapamazsınız bunu. Burada az önce Abdullah abi işte bir oyundan, gençlerden, bir şeylerden konuşuyordu. Mesela en büyük tehlike nedir? Dilin kaybolmasıdır. Dil kaybolduğunda düşünce kaybolur çünkü. Yani şunu demek istemiyorum bakın. Siz şunu yapamazsınız. Lafzı sizde hiç var olmamış bir şeyin manasının sizde olduğunu, ya ben bir şey demek istiyorum da işte doğru kelimeyi bulamıyorum diyemezsiniz ontolojik olarak. Eğer bir şeyin lafzı sizde hiç yoksa o şeyin manası da yoktur sizde. Ve bir şeyin lafzı sizde varsa manası da vardır zaten sizde. O zaman da sen oraya bakınca bir şey görmüş olmuyorsun. Yani bakın bunun analitik çözümlemesine gittiğinizde Resulullah eliyle o koyduğu lafızları Allah diye oraya koymuş, sonra oradan almış, ben bunu gördüm diye bize sunmuş demiş oluyorsunuz. Bu son dediğimi anlayabildiniz mi? Ya ben anlatabildim mi, özür dilerim. Yani bende lafızlar yoksa ve manalar da o zaman olmuyorsa, lafız mana birbirinden ayrılamaz iki şeyse, şu ya da bu şekilde tartışılıyor hala, dil felsefesi işte. Ama bunlar bir biçimde iç içeyse ve ben onları ayrıştıramıyorsam, nasıl ayrıştırma yaparsam yapayım elime bir tür bazı paradokslar geçiyorsa, bu şu demektir. Bu yani lafız mana ilişkisi bu şekildeyse, beni tarafta Resulullah Allah'a baktı, hakikate baktı, oradaki manaları bu şekilde dile çevirdiyse, şunu demiş oluyoruz biz. Zaten kendinde olan manalar ve lafızlarla buraya baktı, yani aldı eliyle oraya koydu. Şimdi kendisini dışsal kabul edip benim yaptığım onu alıp size getirmek dedi. O zaman Resulullah şunu yapıyor. Bakın buradan alıyor, buraya koyuyor, sonra buradan alıp Allah bunu dedi diyor. Mesele dil felsefesine geldiğinde vallahi böyle bir şey çıkıyor ortaya. Çok zor yani bu. O yüzden ben hakikaten Mustafa Hoca'yı, ki ben çok da seviyorum Mustafa Hoca'yı, yani neden bilmiyorum, bana çok da sempatik geliyor hoca. Vallahi yani okuyacağını bilsem yazarım. Yani Resulullah baktı çünkü, şimdi bakın Farabi de böyle yapıyor. Zaten hocanın ağzından ya da o grubun ağzından bir iki böyle Farabi cümlesi de çıkıyor. Yani aslında işte bir dağa bakıp anlatma. Bak mesela bir konuşmasında geçen gün gruba gönderdi. Benim şeyhim Spinoza diyor. Bakın bu Spinoza'ya geldiğinde hiç sorun yok. Yani hoca eğer gerçekten Spinoza gibi düşünüyorsa hiç sorun yok. Yani ben baktım, şöyle bir şey idrak ettim, bunu da getirdim koydum. Bunu diyebilirsiniz. Resulullah da bunu yapmış olabilir. Az önce söylediğim hani bu cepten bu cebine bunu yapmış olabilir. Yani bir hakikat alanına bakmıştır. Bu hakikatten gördüğü şey budur. Yani demiştir ki benim hakikatten filtrelediğim gördüğüm şey bu. Bu. O zaman Kur'an Allah'ın kelamı olmaz zaten. Düşüncede bu düşünülebilir. Belki de Kur'an Allah'ın kelamı değildir hakikaten. Yani bu konuda biz Mustafa Hoca'ya ya da Ahmet Hoca'ya, Mehmet Hoca'ya bir şey diyemeyiz. Adam çıkıp diyorlar değil mi? Milyarlarca insan bu kitaplar Allah'tan değil diyor zaten. Ama bunu hem Allah'tan ve hem bu şekilde dediğinizde ben tekrar üçüncü kez söyleyeyim. Allah biliyor ki hoca ne diyor ben anlamıyorum. Acaba gerçekten bütün bunları bilerek mi konuşuyor? Ondan da emin değilim. Yani bu lafız mana meselesini bu şekilde konuştuğunuzda bu çok zor, o kadar zor ki Wittgenstein zaten bütün mesele bu diyor. Wittgenstein'e göre ikinci bir mesele yok. İnsanoğlunun sorabileceği ve peşinden koştuğu tüm sorunlar bunun sorunları zaten. Wittgenstein felsefi soruşturmalarda bu yüzyılın adamı Wittgenstein. 1890'lar. Yani son büyük filozoflardan biri olarak kabul edilir. Wittgenstein diyor ki felsefi soruşturmaların sonunda insanlığın düşünce tarihi dilin tarihidir diyor. Dil oyunlarının tarihidir. Bunları çözemedikleri için bunların kendilerinde bir gerçeklik olduğunu düşündüler ve peşlerinden gittiler diyor. Yani siz
lafız manayı biz çok net anlayabiliyormuşuz gibi geliyor. Yani lafız bunun kalıbı, şu bardak. E manada içindeki baba işte. Yani o kalıbın taşıdığı şey. Lafız bir kompartıman, manada içindeki insanlar. Böyle değil büyük ihtimalle. Yani konu o kadar sıkı, zor bir konu ki. Ya açık söyleyeyim, ben Mustafa Hoca'nın ne kadar bu işe haiz, bu işi derinliğine sahip ondan şüpheliyim yani. Kaldı ki eleştirmenlerine bir şey söyleyeyim. O yüzden bak Hakan abi, hani o grupta yazıldı. Dücane Hoca bir 3 saatlik konuşmanın bana göre ciddiye alınabilecek tek kısmı oydu. Demişti ki bu lafız mana tartışmasını hakikatte yapacaksanız geleneğe meleneğe gitmeyin, gelenek o seviyede değildi. Çok haklı. Yani gelenekte, şimdi ben son kısımda bir şeyler söyleyeceğim. Gelenekte lafız mana tartışmaları vardır ama 2020'de yapılan tartışmanın niteliği çok çok daha yüksek, derin ve bozucu. Yani gelenek bunu böyle tartışmıyordu. Yani Kur'an işte Allah'ın kelamıdır, ezelidir ya da sonradan yaratılmıştır gibi meseleleri, bazı itikadi meseleleri kurtarmak için oraya geldiler. Onu açtılar. Çok da iyi yaptılar. Ama o derinliğine giremediler. Çok da doğal olarak yani. Çünkü bu birike birike yürüyen bir şey. Çünkü bugün siz Frege'nin önerme ve kelime şeylerine girerseniz, tanımlamalarına ve Wittgenstein'in analizlerine falan girerseniz korkunç şeyler çıkıyor altından. Yani ben böyle işte şeye baktım, hakikate baktım, aldım onu size getirdim ama Arapça olarak getirdim. Benim dediğim ise, özetle son olarak söylemiş olayım bunu. Sen eğer hikaye böyle bir şeyse, sen zaten sendeki lafızlarla bakıyorsun ona. Anlamı sende olanı oraya taşıyorsun. Yani salt bakış diye bir şey yok, onu anlatmaya çalışıyorum. Hakikate böyle öyle bir baktım ki Allah gibi baktım aşağı. Ama bunun başka bir ifadesi yok. Çünkü sadece Tanrı, Teos, sadece o böyle bakar. Bir paradigma üzerinden değil. Eğer varsa Tanrı, Tanrı'nın şeylere bakışı işte böyle olmaz. O yüzden eskiler şöyle söylerler. Tanrı bir şeye nasıl bilir? Bedihi olarak bilir. İptidai olarak bilir Tanrı. Yani ne demek bu? Bakın ben sizi nasıl görüyorum? Bir ışık teorisi içerisinde görüyorum. Doğru mu? Bir fizik teorisi içerisinde görüyorum. Şimdi Tanrı böyle olmaz. Tanrı öyle bir bakar ki, yani size bak şöyle ifade ediliyor, yani külhünü görür. Dolayımsız bakar. Bakın bir mesafe var aramızda. Hani bu mesafesi olmadan ben sizi göremiyorum da, burnumun ucuna getirsem sizi tanımlayamıyorum. İlla belli bir oran olacak aramızda. O ışık yeterli olacak falan filan, bende bozukluk olmayacak. Ben dolayımlı görürüm. Dolayımlı işitirim. Dolayısıyla dolayımlı bilirim. Bu Tanrı, Teos, yani bilerek Teos diyorum, Yunan'dan beri bu böyle geliyor. İslam dünyasında da böyle. Allah'ın bilmesi ise böyle olmaz. Nasıl olur? Dolayımsız bilir. Yani o, işte o yüzden senin şah damarından yakın. Yani dolayımsız bilmek ne demek? İşte bir paradigma içinde bilmemek. Bir fizik unsurlar silsilesi içerisinde bilmemek. Eğer biliyorsa başka türlü bilmez yani. Bu şekilde bilmek zorunda. Yoksa benim gibi oluyor. Beni aşkın bir şeyse bu şekilde bilme. O yüzden derler ki Tanrı'nın bilmesi meselenin külhünü bilmesi. Yani şöyle basitleştireyim. Sana bakıyorum, arkanı da görüyorum. Yani öyle bir bakış ki parçayı da görüyorum aynı anda, bütünü de görüyorum. Olanı da görüyorum, geçmişi de görüyorum. İşte olacak olanı da görüyorum. Ha bunu zaman olarak düşünmeyin. Ha onu da düşünebilirsiniz. Öyle bir görüyorum ki hani kenarı da görüyorum, ortayı da görüyorum. Ve bunu benim kendimi bilmem gibi bilirim. Yani Tanrı bir şeyi nasıl bilir? İnsanın kendisini bilmesi gibi bilir. Ve en iyi ifade de bu bakın. Yani bizim için en iyi anlaşılacak ifadesi bu. Biz kendimizi nasıl biliyoruz? Bakın şu bardağı bildiğimiz gibi bilmiyoruz. Dolayımlı bilmiyoruz. Kendimize baktığımız bir göz yok. Kendimizi koklamıyoruz. Kendimizi işitmiyoruz. Kendime, beni, ben biliyorum. Nasıl biliyorum? İslam felsefesi buna diyor ki ya, nasıl bildiğini bilmeksizin bilirsin. Çünkü nasıl bildiğini bilebiliyorsan o dolayımlıymış. Dolayımsız olan bir bilme ise benim kendimi bilmem.
dolayımsız bir bilgi, nasıl bildiğimi bilmemem. İşte intüisyon diyorlar buna da batıda. Türkçe'ye sezgi diye çeviriyorlar. Sezgisel biliyorum. Seziyorum ben kendimi. Sezgi daha cılız bir ifade. İntüisyon daha güçlü bir ifade. Tanrı'nın bilmesi derler. Böyle bir bilmedir. Allah şeyleri kendisini bilir gibi bilir. Zor ifadeler, kabul ediyorum. Şimdi biz öyle bilmeyiz ama. Bu peygamber de olsa, insan olduğu sürece öyle bilmeyiz. İlla belli paradigmalarla biliriz. İşte itibaridir deniyor o yüzden hakikat. Belli açılardan bilinir. Şimdi öyleyse Resulullah şunu yapıyor. 570'li 600'lü yılların, yani miladi 6. yüzyılın bir Arabı olarak, ama bir peygamber tabii, o kavramlarla bakıyor. O kavramlarla baktığı için de onları görüyor. Çünkü salt bakış diye bir şey yok. Mutlaka belli lafızların size getirdiği manalarla bakarsınız. E ben zaten bu manalarla baktım buraya. Onları gördüm. Onu da size getirdim. Önce elimle koyuyorum. Sonra alıp getiriyorum. Ve mevzu böyle de olabilir. Yani bu düşüncede bir tutarsızlık yok bakın. Ama bu düşüncenin sonucunda Kur'an Allah'ın kelamı olmaz. Manası da olmaz. Yani benim dediğim şey, eğer Mustafa Hoca böyle bir şey söylüyorsa manası da Rabça değil. Manası da Resulullahça geliyor. Galiba İhsan Eli Açık da böyle dedi. Ya dedi Mustafa iyi dedi. Bir de üstüne dedi mana da dedi peygamberden. Yani burada en azından teorik olarak lafız peygamberden, mana Allah'tan diyemezsiniz. Dille söyleyebiliyorsunuz. Düşünceye çektiğimizde söyleyemezsiniz bunu. Orada iş öyle bir karışır ki. Ama şunu da bitireyim. Bilginin bir özelliği vardır. Bilgi bir zeminden bir zemine akar. Yani şu tahtaya mesela ben işte E eşit MC kare yazsam bu bir bilgi olmaz. Bugün böyleymiş gibi üniversitelerde anlatılıyor ama gerçek anlamda bugün de böyledir yani. Bilgi insan zihninde mekan tutar. Dışsal bir bilgi yoktur yani. Hani bilgi ancak benim zihnimden sizin zihninize akar. Havada bir yerde durmaz. Buna işte bilginin zemini, mekanı derler. Bilginin mutlaka bir mekanı olmak zorunda. O mekan onu yakalayacak olan potansiyeldir. Eskiler kalp derlerdi. Şimdi beyin deniyor. Fark etmez. Bu işte nefs derler. Felsefe akıl der. Bu noktada kelam da söyler. Bilgi gelir akla. Mesela kelamcılar tartışırlar. Derler ki gören göz müdür, akıl mıdır? Akıldır derler. Bilme hep akılda meydana gelir. Bu akıl kalpmiş, akıl beyinmiş filan bu ayrı bir tartışma. Akılda meydana gelir. İşte buna püse diyorlar Yunanlar. Püse, bu psiko, misiko kelimelerinin, psikoloji kelimelerinin geçtiği yer. Bilgi hep bir püseyededir. O püseye tasavvufta, felsefede, nefse, akla dönüşür. Aynı kelimedir yani. Yani ben dediğim şey o. Bakın ben Habib Kavağım diyorum ya, o ilk ben dediğim şey kendi püseyem işte. Kendi dediğimiz şey. Kendim dediğimiz şey. Yani bunların başka ifadeleri yok, üzgünüm yani böyle. Dolayısıyla bir bilgi bir kendilikten bir başka kendiliğe gider demek. Bir bilgi bir püsüyeden bir başka püsüye akar. Bir akıldan bir başka akla akar. Bir nefisten bir başka nefse akar. Bu şeydir. Dolayısıyla eğer düşünceye çekerseniz, şimdi daha problemli bir yerde bitireceğim işi yani. Eğer düşünceye çekerseniz, Resulullah'ın püsühesi, nefsi, aklı işin içine girmeden de siz Allah'ın kelamını Allah'tan direkt indiremezsiniz aşağı. Öyle bir bilgi zemini yok. Oldu mu? Yani bir şekilde bunu nasıl kuracaksak da Resulullah'ın püsühesi de bunun işin içine giriyor yani. Çünkü bilgi böyle havadaki toz zerreleri gibi bir şey değil. Bir yerden bir gönle bir yere akar. Oradan da başkalarına akar. Kur'an'daki bilgi olmaz ki. Sen Kur'an'da okuduğunda sende oluşacak olan şeydir bilgi. Kedi Kur'an'ı okuyunca, bakınca bir şey edinmiyor ki. Bilgi sende oluştu. Dolayısıyla böyle bir şeye baktığınızda da Resulullah bir şekilde bu sürecin içine de girmek zorunda. O yüzden mesele çok çetrefilli. Ama lafız mana tartışması, benim amacım buydu. Lafız mana tartışmasıydı. Bunu burada serimlemek istedim. Bu çok çetrefilli bir tartışmadır. Dediğim şu, lafızla mananın yönleri nasıl oluşur? Bu çok tartışmalı bir mesele.
Çok yani aslında şöyle bir şeydir. Tek bir şeydir. Bir taraftan baktığınızda lafız, bir taraftan baktığınızda mana görünür. Tek bir şeydir ama. Ben bunu söyledim. Biri birinden, diğeri diğerinden olmaz. Benim konuşacaklarım bunlardı.